Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda güzel bir haşhaşlı çöreğim olacak. Rulo şeklinde yapacağım. Daha önce tarçınlı yapmıştım bunu. Pudingli ve meyveli de yapmıştım. Bu sefer haşhaşlı yapacağım ama. Hamuru hemen hemen aynı hamur. Yine aynı şekilde rulo şeklinde saracağım ve fırınlayacağım. Görün bakın çok nefis, tel tel, harika bir çöreğimiz olacak. Haşhaşım burada yaklaşık 250 gram kadar var. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar dolu dolu diyebilirim. O iç malzemesi biliyorsunuz. Ayrıyetten şöyle yarım çay bardağı 40 cc mililitre sıvı yağım var. Ayrıyetten tereyağım var 100 gram kadar. Erittikten sonra kullanacağız. Arzu ederseniz ceviz kullanabilirsiniz. Şöyle ceviz içim var. Dövülmüş, kırılmış. Bir su bardağı kadar. Hamurum içinde tuz, toz şeker, maya, biraz ekşi krema veya yoğurt 3-4 yemek kaşığı, bir su bardağı süt 200 milim, 70-80 gram kadar tereyağı görüyorsunuz büyüklüğü, 2-3 yemek kaşığı kadar, 3 yemek kaşığı çok yok, 2-2,5 yemek kaşığı diyebilirim. Bir tane yumurta, yarım maya, burada da 3 yemek kaşığı toz şeker var, 1 çimdik de tuz var. Ayrıca yine 3 su bardağı, bu su bardağı ile 200 milimlik ölçtüm, eledim. 3 su bardağı da unum var. Toplamda 250, 125 daha, 375 gram un var, yani yaklaşık 400 gram diyebiliriz. Öncelikle sütümü ısıtıp mayalama işlemine başlayalım hamurumuzu. Sütümü ılıttım. Yoğurma kabımızı alalım. Üzerine şöyle yoğurt veya ekşi krema katı koyabilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Mayamızı ekleyip eritelim. Bu aşamada tereyağı ve şekeri de ekleyelim ki erisinler. Yumurtamızı ekleyelim. Yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Un az gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Tuzu da ekleyelim artık. Evet, güzelce homojen bir kıvama geldi gördüğünüz gibi ama daha una ihtiyacı var. Hemen hemen 1,5-2 bardak daha alacaktır. Ben hemen dağıtıp getireyim. Şöyle birazını bırakalım yine de. Birdenbire eklemeyelim. Ne olur, ne olmaz. Hemen birkaç çevirmede de hamurumuz hazır, özleşti. Tekrar kabımıza alalım hamurumuzu. Üzerini kapatalım. Hafif ılıtmış olduğum fırına vereceğim. Çok vaktim yok yetiştirmek için. Ama başka zaman bir kenarda yarım saat 40-45 dakika bekletmeniz yeterli gelecektir. Hemen içini de yavaş yavaş hazırlamaya başlayalım. Tereyağımızı bir tavaya alıp küçük eritelim. Sıvı yağ da ekleyelim hatta içine. Beraberinde ısınsınlar. Evet, şöyle şekerimizi de ekleyelim. Sıcak yağımızı da ekleyelim. Hem şekerimiz erisin, hem haşhaşımız erisin. Bu şekilde. Haşhaşımız da hazırdır. O da bir kenarda bekleyebilir. Hamurum yarım saat kadar mayalandı. Artık hazırlamaya başlayabiliriz. Şöyle çok da güzel kabardı görmüş olduğunuz gibi. Onu şöyle bir hemen karıştıralım. Alalım tezgahımıza. Şöyle hemen bezeler yapalım. Mandalina büyüklüğünde olmaları yeterli.
İlk yaptığımızdan başlayarak şöyle yavaş yavaş açalım. Birkaç merdane darbesi yetecektir. Şimdi ilk açtığından başlamak suretiyle yavaş yavaş içerilerine, ortalarına hazırladığım harcımdan süreceğim. Şimdi hepsini bu şekilde yaptıktan sonra yavaş yavaş şöyle elimizle bastıralım. Ama bu işlemi her seferine çevirerek yapalım. Çünkü alttaki küçük kalmasın diye. Farkındaysanız çok ortaya basmıyorum. Hep kenarlarına yapıyorum. Gördüğünüz gibi dikdörtgen bir forma geldikten sonra arasına şöyle bir tarafına bakalım. Bu tarafına sürmemiz çok daha uygun olacak iç harcın kalanını. Biraz da ceviz serpelim arasına ve sonrasında artık kapatalım. Şöyle bir iki kez vurursak biraz ortası da aynı eşit kalınlığa gelmiş olur. Çünkü ne olursa olsun ortası biraz hep kalın olur. Uzunca bir rulo oldu gördüğünüz gibi. Şöyle koysam daha net göreceksiniz. Şöyle tekrar formunu düzelterek tepsimize dizelim. Çok sık dizmeyelim. Çünkü kabaracaklar. Onu da hesap edelim. Hepsi hazırlar. Bir tepsi mayası olması lazım. Biraz üzerlerini örteceğim ve bu şekilde yarım saat kadar dinlendireceğim. Kalan 7 taneydi. Şu şekilde önce yağlayacağım aralarını sıvı yağla. Daha sonra peynir koyacağım en üstüne de saracağım.
En üstüne de biraz sıvı yağ gezdirelim. Peynir, biraz da maydanoz içerisine karıştırdım. Şöyle uzun kenarından başlayıp aynı şekilde şöyle ikişer santim genişlikte, 1,5-2 santim genişlikte kestim bunları da. Üzerlerine yumurta sarısı sürebilirsiniz. Susam, çörek otu serpebilirsiniz. Bunları da aynı şekilde üzerlerini kapatıp mayalanmaları için, tepsi mayası için biraz bekleteceğim. Tepsi mayasını yaptım görmüş olduğunuz gibi. O kadar güzel kabardılar ki şimdiden aralıklı koymuş olmama rağmen birleştiler. Ve bütün katları şimdiden belli bile. Piştikten sonra çok daha muhteşem olacak, emin olun. Tel tel ayrılacak. Bunlar da peynirli olanlar. Hacminin iki katına ulaştılar. Şu köşedeki en uçtan çıkan parçaydı mesela. Şu anda kocaman olmuş ve yeniden bir forma kavuşmuş durumda. Aynı şekilde şu köşedeki de öyleydi. En uçtu. Görüyorsunuz ne kadar güzel kabarmış durumda. Şimdi bunların üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağla karıştırdığım yumurta süreceğim. Ve daha sonra fırına vereceğim. Her ikisini de 200 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişireceğiz. O kadar güzel olmuş ki anlatamam size. Kat kat, tel tel. Dışları çıtır, içleri yumuşacık yumuşacık. Krema çok güzel bir yumuşaklık vermiş. Vallahi dayanamadım, hepsini bitirdim. Evet, peynirlilerimiz de hazır. Nar gibi kızarmış durumda. Çok sıcaklar ama şu anda. Yeni çıktılar fırından. Bunlar da oldukça yumuşak. Ama bastırıp formunu bozmak istemiyorum. Bir 5-10 dakika soğuduktan sonra sizlere onları da göstereceğim. Yumuşacık. Tane tane, kat kat görüyorsunuz. Kenarları hafif çıtır. Mükemmel olmuşlar gerçekten. Mutlaka denemelisiniz sizler de. Kremanın verdiği bu yumuşaklığa hayran kalacaksınız. Bundan daha güzel yumuşak bir hamur olamaz. Evet, bugünkü tarifimizde
Bunlardı. Haşhaşlı çörek. Rulo çörek yaptık. Çok güzel oldular gerçekten. Hamurun bir kısmıyla da biricik kızıma peynirlisinden yaptım. O şimdi haşhaşlıyı da yemez çünkü. 7 tane hamur kullandım, beze kullandım. Kalan 11 taneyi de haşhaşlıya kullandım. Lütfen yapıp deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Misafirlerinizden özellikle tam not alacaksınız. Bunu da söylemek isterim. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.